Sevgili seyirciler, içinden yeşil ırmağın geçtiği, yeşilliklerle dolu harika bir yerdeyiz. Yumurta topuk ayakkabısıyla, fındık bahçeleriyle, hele bir de o kıvratmasıyla mükemmel bir yer burası. Gezmeye hazır mıyız? Samsun Çarşamba'dayız. Gidiyoruz gündüz gece. Yamadan gel yamadan, ah güzel oğlan. Kandamlıyor kamadan, yandım şeker oğlan. Kandamlıyor kamadan, yandım. Sevgili seyirciler, Yeşilırmak kıyısında, yeşillikler içerisinde harika bir köydeyiz. Burası Samsun Çarşamba'ya bağlı Orduköy. Selamun aleyküm. Aleykümselam. Bunlar da benim annelerim, ablalarım. Toplanmışlar bize, bizim yörenin güzel yemeklerini bize sunacaklar inşallah. Ne yapıyorsunuz? Orada ne yapılıyor? Burada ne yapılıyor şimdi? Yemekler var. Burada yemekler. Orada ne var? Tiritlik hamur açılıyor. O zaman tiridine banayım. Ben bir tiride doğru gidiyorum. Geliyorum, buraya da geliyorum. Hemen geliyorum. Anam, kolay gelsin annem. Sağ ol. Şu ayakkabımı çıkarayım, dur. Dur, halı batmasın. Sonra beni oklavayla kovalama beni. Yok. Geç bana şöyle. Tirit mi yapıyorsunuz? Tirit. Hani şu bildiğimiz tirit. Evet. Tiridine, tiridine, tiridine bandım. Bedava mı sandın? Para verdim aldım. Tiridine, tiridine, tiridine bandım. Biliyor musun o türküyü? Bizim Kastamonuların türküsü ya. Senden duydum. Yeni mi duydun? Adın neydi anneciğim? Ayşe. Ayşe anam. Emine. Emine anam. Aha Ayşe anam. Aha Emine anam. Şimdi bize tirit nasıl yapılıyor? Bizim bu yörenin o güzel yemeği tirit nasıl yapılıyor? Onu anam bir anlatacak bize. Kim anlatacak? Sen mi anlatıyorsun, sen mi anlatıyorsun? Anam dur. Lan sopayı. Ha. Dedim sopayla bana mı vuruyor? Anlatsın. Emine anam. Efendim. Hadi bir anlat, nasıl yapıyorsunuz bunu? Tiridi yaprağı açıyor. Tiridi yaprağı açıyor. Orada tavuğun suyunu pişiriyoruz. Ha, tavuk suyunda olacak. Suyunda. Ha, pilavını pişiriyoruz. O zaman bir dakika, tirit için bir tavuk lazım. Lazım. Ha. Tavuğun suyu lazım. Lazım. Hamur lazım. Hamur lazım. Yuka lazım. Yuka lazım. Bir de imine, bir de Ayşe lazım. Evet. Başka türlü olmaz. Şimdi siz burada yufkayı açıyorsunuz. Oraya mı gönderiyorsunuz? Oraya gönderiyoruz. Orada pişiriyorlar. Şimdi o zaman siz yapadırın yufkaları açın. Tamam mı? Tamam. Evet. Ben ablamın yanına gideyim. Bakayım ne yapıyor. Ona göre siz biraz hızlanın ki tiride banalım yani. Tabii ya. Balmadan gitmeyek anam. Yok, yiyeceğiz. Bana bak, beni yedirmeden göndermeyin ha. Orduköy'e gittim de aç mı kaldım deyim. Hayır. Yok. Ablam kolay gelsin. Sağ ol. Tirit yapalım. Orada yufka açılıyor. Evet. Sonra buraya mı geliyor? Ne oluyor? Evet. Orada o işlem bittikten sonra ben içinin pilavını hazırlayacağım. O zaman başlayalım. Önce ateşi yakıyoruz. Ateş yakma normal, bizdeki gibi her şey aynı. Çakmağı getiriyorum, gazı açıyorum, ateş yanıyor. Onda bir sıkıntı yok. Tencere aynı ama bak bu. Köy tereyağı. Bu köy tereyağısı. Bu her yerde bulunmaz. Şimdi köy tereyağısına ne kadar koyuyorsun ablacığım? Bir miktar koyuyoruz. Göz. Göz kararı. Göz kararı. Bak buralarda öyle evet, evet. 30 santim yok ya. 20 mililitre, 40 santilitre yok. Yok. Yeterince. Göz kararı, kararı. El miktarı. El miktarı. Evet. Gösterelim. Göz kararı bu kadar. Kaç kişilik oluyor bu tirit? 15 kişiye yeter. 15 kişiye bu kadar tereyağı. İşte bu bizim meşhur Orduköy tereyağısı. Evet. Organik. Bir miktar da sıvı yağ. Sıvı yağ niye koyuyoruz ablam? Sıvı yağ parlak olması için. Ha, parlak olacak. Tavuk da Orduköy tavuğu. Evet. Olmuyor. Her tavuk olmuyor. Olmuyor. Ne yapacaksın? Evet. Her tavuk olmaz. Bunun aslı neyle yapılıyor? Aslı kaz. Kaz. Kaz, ördek. Aa, yok mu kaz? Kaz yok mu? O şimdi kesilirse o bir kokusu falan değişik olur. O güzel olmaz. Kaz, karı evet, yiyecek evet, ondan evet, sonra evet, böyle bir kazın da, eti daha iyi olur derler. Aslında bunun normali kaz eti, kaz, ördek evet, eti. Evet, ama şu an mevsimi değil. Köy mevsim tavuğu. Mevsim olmadığı için evet. Köy tavuğu yapıyoruz. Tamam. Yağ eridi. Yağ eridi. Yiyecek ısın mı? Daha iyi olur. Kardeşim kim? Benim kızım. Oo kızın. Evet, kadın neydi evet. Kardeşim? Havanur. Havanur ve Fatma ablam. Şimdi bize bizim meşhur tiridi nasıl yapıldıklarını anlatacaklar. Evet. Aha anası, aha kızı, aha analı kızlı yemek. Analı kızlı yemek. Analı kızlı tirit şimdi göreceğiz inşallah. İnşallah. Yağımız kızlı abla. Biraz daha kızarsa azıcık daha iyi olur. Kokusu olabilir. Kızdırayım mı ben onu? Evet. Biraz. Seni var ya, sen nasıl bir adamsın oğlum? Sen niye kızmıyorsun? Evet şu anda başladı. Başladı. Kızmaya, kızmaya başladı. Evet. Abla efendim? Ben o zaman gideyim şu yufkalara bakayım bu evet, şeye kızana evet, kadar. Evet, evet, bunun bu kızacağı yok. Yani. Bunun sinirlerini mi almışlar? Ne yapmışlar? Hemen geliyorum ben. Tamam. Tamam. Oldu. Kolay gelsin. Ne örüyorsunuz? Ne yapıyorsunuz? Biz de yufka pişiriyoruz. Yufka pişiriyoruz. Evet. Tirit işi de hazırlıyoruz değil mi? Bunda aynı şekilde. Aha geldi. Getir annem, hoş geldin. Ver hele ben bir çevir Allah'ın seversen. Şimdi sen bana çevir dediğin zaman ben çevireceğim, tamam mı? Bakayım elimin çamuruyla kadın işi nasıl oluyormuş. Çevirebilirsin. Hazır mı? Bismillahirrahmanirrahim.
Ya Allah, çeviriyorum. Ha, oldu vallahi ha. Çevirdik. Tuzumuz olsun da yemeğe yüzümüz olsun. Sen bana tamam da çevireyim. Tamam da çevireyim. Tamam, burayı. Ya anam gitti. Gidiyordu, ekmek yere gidiyordu ha. Bunun adı neydi? Çevirecek. Aa, bu çevirecek. Bunu kim çevirecek? Ben çevirecek. Ben çevirecek bir de. Ablam yazıp panik yapıyor. Çevir. Yanar diye korkuyor da. Bunu da böyle çevirdik. Anam çok zor sizin işiniz ya. Ev hanımla kolay değil mi? Vallahi ne zormuş ya. Zor iş. Ya kızdı mı Fatma abla? Kızdı. Kızdı mı? Evet. Geliyorum. Abla ben gidiyorum ya. Bunlar bizim. Ah. Anam. Fatma ablam geldim. Gel annem. Ya, şu anda kızdı. Bir şey söyleyeceğim. İşin kıymetini bil. Burada kal, hiçbir yere gitme. Oradakiler yanıyor. Şimdi yağımız iyice kızdı. Yağımız kızdı. Hadi bismillahirrahmanirrahim. Vay. Pirincimiz de içine koyduk. Şimdi ne yapacağım, onu kavuracaksın. Evet. Bunu böyle kavurduktan sonra ağzını kapatacaksın Ella'm. Değil mi? Su koyup kapatacağım ağzını. Su koyup kapatacaksın. Evet. Ha, tavuk suyu koyacaksın. Tavuk suyu yok. Ha, tamam. Bunun özelliği bu. Tamam. Eller yesin gaz suyu, ördek suyu, bana gelince tavuk suyu. İnşallah zamanında da gelirsiniz. Aynen. Ondan yaparız size. Aynen. Ahtı var, nahtı var, her şeyin bir vakti var. Evet. Değil mi? Tiridine bandım. Bedava mı sandın? Para verdim aldım. Onun dibinin tutmaması lazım, evet, değil mi abla? Evet, onu özellikle tutmayacak. Hoş geldin abla. Hoş bulduk. Ne getirdin? Yufkaya getirdim. Şunu bir tanesi daha şöyle alayım mı? Şunun güzelliğine bakar mısınız? İncecik. Evet. İncecik. Beni görüyor musunuz arkadan? Görüyor musunuz beni? Bu çok ince olmamış, göremiyorlar. Çok incesi suya dağılır değil. Olmaz tabii. Çok incesi de dağılır, değil mi? Evet. Her bunun da bir ayarı var. Pirincimiz de hazır. Evet. Tavuğumuzu da pişirmişiz. Tavukları pişirmişim. Hacı'yı da çarşıya göndermişim. Tavukları pişirmişim. Hacı'yı da çarşıya göndermişim. Bakın işte benim göstermek istediğim buydu. Evet. Yani organik köy tavuğunun suyu bile böyle sapsarı 24 ayar altın gibi oluyor. Bildiğin 24 ayar altın gibi, evet, bu ya. Evet. At ablam, hadi bismillahirrahmanirrahim. Allah'ın bereketli olsun ya Rabbim. Gerçekten bu tavuk suyu mu ya? Evet, tavuk suyu. İçine bir şey mi koydun? Hayır, hiçbir şey yok. Zafran mı kattın? Bir şey mi koydun? Yok, hiçbir şey koymadım. Allah Allah. Tavuğun kendi suyu. Sarışın mıydı? Tavuk sarışın mıydı? Evet, sarışın. Belli canım, oradan ben dedim. Bunun işi bu kadar. Ne yapıyoruz ablam? Bunun şimdi demlenmesini bekleyeceğiz. Demlensin. Kapat. Ya bir dakika, şu rengi bir daha bakar mısınız? Bu nasıl bir renktir ya? Hey maşallah, süper. Ne yediriyorsunuz bu tavukları ablamga? Mısır. Ha, mısırdan oluyor. Evet, organik. Kapatalım. Bu olunca beni çağırırsın. Tamam. Ben şu tarafa gidiyorum, tamam mı? Tamam. Annemlerin oraya gidiyorum. Hadi görüşürüz. Hadi kolay gelsin. Sağ ol. Selamun aleyküm. Aleyküm. Ay, işte bizim Ordu köyün vefakar cefakar anaları. Adın neydi anneciğim? Cemil Ecem. Yeşilirmağ'ın kenarında harika bir köy burası. Evet. Şimdi yazın çok güzel. Çok güzel. Değil mi? Hepimiz dışarılardayız. Kışın ne yapıyorsunuz? Kışın ne yapacağız? Hayvanlarına bakıyoruz. Yok, çuvalımızda oturuyoruz. Ne hayvan var sende? İnek. Bana mı dedin? yok. Ha. Anam! Anam! Seniz yersiniz de. Allah razı olsun. Anne, senin adın neydi? Hava. Hava annem. Siz de bu köyde doğdunuz. Gelin geldim. Ana, gelin mi geldin? He. Nereden? Trabzon'dan. Oy! Ne oldu? Oy! Ne Trabzonlu oldu, be anam! Oğlum! Dur, beni ne ettin öyle? Trabzonlu ha, benim anam Trabzonlu. Kuymak yapar mı? Kuymak. Oo. Bir şey olmadığın zaman, daraldığın zaman hemen bir kuymak yaparsın, yersin. Köyde bereketli. Oo, dolu, her şey, her şey var. Her şey var, maşallah. Ha, aylık var, yıllık var, para var, pul var. Ne bileyim, ne yok. Gidiyor musun hiç Trabzon'a? Tabii. Gidip geliyorsun. Akrabalar var orada. Biraz seyredim tabii. Ha. Yaşlandım. Nasıl o kadar yol tabii, var. Epey bir yol var. Değil mi? O kadar yol var da. Nasıl amcam seni nerede, nasıl buldun, nasıl evlendin ya? Kaynatam buralıydı. Kaynatam da eskileden. Ha, tanıdık. Tanıyordu, gelip gidiyordu. Böyle oldu işte. İyi ki de olmuş. Adın neydi ablacığım? Emine. Emine ablam. Emine Aslan. Emine Aslan hep. Anam, buralar hep aslan. Aa, tabii. Ben de aslan. Koy. Yok, Burcum aslan ya. Vallahi aslan Burcu'yum, onu söyleyeceğim. Soyadınız aslan. Soyadınız aslan. Gününüz nasıl geçiyor? Düğünün var, bayramın var, şantarım var. İşte onlar var. Var da var, sen şimdi düğün kameraya var. Aldın bizi, yeter hadi. Git oradan. Ya
Beni niye düşürüp duruyorsun annem sen? Zor duruyor böyle. Dur bir dakika. Bir. Zaten zor duruyorum. Düğünüm var, bayramım var, bir şey var. Var, düğünümüz var. Kaç tane? Bir sürü. Var mı? Ha, gel buyur. İki tane torunu evlenecek şimdi. Benden zengini yok. Horon var mı horon? Var, 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 var. Her şey. Hepsi var bizde. Var mı? Oynayın kız oynayın durmanın ne kârı var, oynayın kız oynayın durmanın ne kârı var, ha bu köyün içinde yüzlerce bekârı var, ha bu köyün içinde onlarca bekârı derule 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 derule, ha ha ne bilmiyorum, ne bilmiyorum, ben de biliyorum. Allah Allah. Ay canım annem. Ama bir de bizim buraların bir türküsü var ki, çarşambayı selam aldı bir yar sevdin, el aldı aman aman, bir yar sevdim el aldı, keşke sevmez olaydım, elim koynumda kaldı aman aman, elim koynumda kaldı. Oy neymiş, neymiş aman aman, kaderim böyleymiş. Gizli sevda çekmesi aman aman, ateşten gömleymiş. Ay neymiş, neymiş aman aman, kaderim böyleymiş. Gizli sevda çekmesi aman aman, ateşten gömleymiş. Bro, bro, bro. Fatma abla, efendim? Ne oldu bizim tirit, ne oldu? Şu anda tiriti hazırlamaya başladım. Hazır, geliyor mu? Gelim. Geliyorum hadi. Allah, et de ne güzel pişmiş ha, evet. Dağılıyor vallahi. Şimdi tavuğumuzu... Evet, etini alıyoruz. Etini alıyoruz. Evet. Şimdi tavuğun hepsini aldınız mı? Aldık. Bakayım, hepsi aldınız mı? Kalmasın. Yok, kalmadı. Of, ne güzel kokuyor. Bu nasıl güzel kokudur ya. Suyunu buna koyacağız. Dökeceksin mi? Dökeceksin mi? Evet. Dökeceğiz. Dök abla. Ha, dök. Tamam, dök. Şimdi bunu tuttum ben. Siz tutun. Sini mi getir kızım? Siniyi getirin, siniyi. Pilavımız da pişti. Allah. Şöyle bir karış çevirelim. Pilav da güzel olmuş ha. Fatma evet, abla sen evet. Bu işi biliyorsun vallahi. Fatma abla, muhtarın hanımı mısın sen? Evet, muhtarın hele canım ben diyorum, güzel yapıyor. Şimdi pirinci bunun içine dökeceğiz. Dök. Allah Allah. Pirincimizi sininin üstüne döktük. Döktük şöyle. De ne oldu? Ne oldu? Yedik mi? Yemedim. Daha yiyemedik. Niye? Çünkü bekliyoruz, bekliyoruz. Daha bitmedi. Annem. Oo. Güzel oluyor ha. Güzel kokuyor vallahi. Nefis, vallahi. Şimdi bu etlerini üstüne dökeceğiz. Dideceğiz. Dideceğiz evet. Didelim. Allah, tavuk da anam. Tavuk mu? Vallahi camış mı? Manda mı? Bu nasıl? O buraya sürtmez. Sürtmez mi? O kadar büyükçe. Olmaz o kadar. Yoğurdu güzel oluyor. Etlerini bu şekil koyduk. Şimdi nereye koyacağız? Hani diteceksin mi şunları daha? Biraz dit. Sıcak. Sıcak. İşten kaç. Sıcak. Tamam Fatma, sen yaprakları koy üstüne hadi. Yaprak ha. Hangisi yaprak? Ya hadi koy, tamam hadi koy. Ha onu ne yapıyorsun? Bunu burada ısıtacağız. Allah Allah. Tavuk suyunda ha. Anan da yesin, baban da. Anan da yesin, baban da yesin. İlle beni konuşturacaksın. Konuşsan Allah. Vay vay vay. Tiridine 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 bandım. Bedava mı sandın, para verdim aldım. Yaparsak yemesi kolay olur. Şey, Fatma abla. Efendim. İyi ki de bunu öğrenmişsin ha. Valla. Ustası ustası. Ustası valla. Ne güzel yapıyor. Fatma abla benim koptu. Allah'sın koyacaksın. Valla arkaya doğru gideceğim ha. Valla. Anam. Tamam az kaldı ya. Fazla tamam. Koymayacağım zaten. İkimiz yiyeceğiz. Senle bana yapıyorlar bunu. İkimiz bitireceğiz bunu. Yok ya benim için. Tamam. Tiridimiz hazır. Tiridimiz hazır. Bu ekmeğin altında ne var? Köy tavuğu var. Onun altında ne var? Bir pirinç var. Onun içinde ne var? Köy tereyağı var. Evet. Değil mi? Evet. Aynen. Bunu kim yesin ya? Bunu kim yesin? Bunu kim yesin? Şuraya koyayım mı? Evet. Bismillahirrahmanirrahim. Şurada dursun. Anam.
Şansıma kemik geldi ya. Ya başkasına bak. Bir tane şuradan tavuk alayım dedim, kemik geldi ya. Trit yaptı Fatma abla. Evet. Ha yaptım. Şimdi bu nasıl yeniyor? Sen de bana onu göstermen lazım. Ya sen hiç bilmiyorsun ya. Ben nereden? Vallahi ben burada nasıl yeniyor onu bilmiyorum. Ben göstereyim. Ha. Elle. Elle, evet. Annem sen de göster, sen de bir tane alacaksın. Ellerim bulanacak. Ya olsun, hadi gel göster. Torcum. Elleri batacak diye yemiyor, yemiyor. Anam ne kadar sosyetikmişsin, ne olur yani. Hadi bir göster, gel bir göster, gel bir göster. Hadi. Önce bismillah çekiyorsun. Evet. Ben de yiyeyim, şöyle. Aldık. Şöyle etlerini alayım ben size. Ha, şunu da şöyle. Ha şöyle. Ha, pilavı da alıyoruz. Evet. Ha, ne kadar güzel. Oo. Ah, afiyet olsun. Afiyet, şeker olsun. Ne kadar yağlı ya, hadi. Devam et. Ne kadar yağlı ya. Ay, annem. Afiyet olsun. Yavaş çay ha. İşte tiridin nasıl yapıldığını Fatma ablam gösterdi. Nasıl yenildiğinde az önce anam gösterdi. Siz de yaparsınız inşallah, köy tavuğu bulursunuz böyle organik. Afiyet olsun. Sevgili seyirciler, bizim Ordu köyün bir yahnisi var. Olmazsa olmaz. Olamaz. Olamaz. Olmazsa olmaz. Olmaz. Niye olmaz? Çok lezzetli. Peki ne zaman yapılıyor bunlar? Bunlar bizim düğünümüzde, mevlitlerimizde, evet. Davetlerimizde. Allah. Evet. Ramazan'da mevlit yaparız. Önce bizim yahnimiz gelir. Aynen. Onu sıcak sıcak yeriz. Allah kabul etsin. Sonra diğer yemeklerimiz aynen ilave güzel olur. Yahnici başı kim? Yahnici başı. Ben. Anam. İşte yahnici başı. Yahni için gerekli malzemeleri tek tek sayıyor muyuz? Evet. Say ablam. Yahni için ne eti bu? Yani için gaz mı, evet, ördek hayvan mi, camış mı, manda mı? Hayvan eti. Hayvan eti. Hayvan derken? Dana eti. Ha, dana eti. Dana eti olacak. Evet. Dana etinin en güzel yeri olacak. En güzel kara eti olacak. Dana etinin kara eti olacak. Evet. Dolayısıyla bunları küçük küçük doğradık. Evet. Sonra ne yapıyoruz? Sonra kavuruyoruz, haşlıyoruz. Ondan sonra bu malzemesini, soğanını, sarımsağını güzel öldürüyoruz. Salçasını katıyoruz içine, baharatını katıyoruz, sarımsağını. Ondan sonra etimizi ilave ediyorsun. Evet. Ağzına yahni. Ağzına yahni. Dana eti ama kara eti. Evet. En güzel yeri. En güzel yerinden olacak. Bu et pişti mi şimdi? Evet, pişmiş. Ya bayağıdır bekliyor, daha mı pişmesin? Evet, hala pişiyor. O sobaya beni koy, ben de pişerim. Bir saat oldu yani. Çok güzel yani. Şimdi bunu buna mı katacağız? Evet. Yahnici başı nerede? Evet, yanımda. Anam buradaymış yahnici başı. Adın neydi annem? Şahin'dir. Bizim düğünlerim, mevlitlerim olmazsa olmazı, bayram yemeği aynı zamanda. Evet, yahniyi yapmaya. Hadi yahnici başı başla ablam. Başlıyoruz. Ha, elin yanmasın. Bismillah. Yahni de yahni. Ha, şimdi bunu karıştırıyor mu ablam? Evet. Anam. Bunu böyle. Ay, ne güzel kokuyor ha. Daha katacağız mı? Getir şimdi suyunu. Et suyu. Evet, et suyu. Et suyu oldu. Mis gibi. Vay. Sana yemin ediyorum bir tabakla bir ekmek yerim ha. Bir somun yerim ama evet. Mısır ekmeği yerim. Var. Öyle normal ekmek yemem. Mısır ekmeğimiz de var. Var mı? Var. Tamam o zaman canım. Evet. Burada da mısır ekmeği olmaz mı canım? Şimdi dur. Bir dakika. Ne kadar tuz koyuyoruz acaba? Aldığı kadar. Aldığı kadar. Ablamın eli kadar tuz. Tamam, başka ne koyuyoruz? Başka baharatımız. Baharatımız. Gene senin elde bu herhalde olacak. Evet. Ha, bunu göz kararı. Altın elinden geçecek. Ha, bismillah. Karıştırıyorum. Evet, karıştır. Şu kapağını da vereyim. Bu ne koydun, neydi? Baharat. Ne baharat? Kimyon. Kimyon. Dur bakayım. Kokusundan. Kimyon. Karabiber, evet. Kinzi. Üfledin, geçtin mi? Kinzi. Bir de acı biber mi var, çok az? Evet, tamam. Çok az. Sen beni aşçı yamağı gibi çalıştırıyorsun. Belki gittiğin yerlerde sana da yaptırabilirler. Ya, doğru söylüyorum. Özür diliyorum. Sayın aşçım, özür diliyorum. Bunu böyle karıştırdık. Şimdi ne kadar bekleyecek bu böyle? Yarım saat içinde bir yarım şey. Yarım saat. Şey. Yarım saat içinde acıkıyoruz, buraya geliyoruz, evet, inşallah. Acıkalım, burada buluşalım. Evet, tamam. Orduköy'ün yemekleri bitti mi? Hayır. Bitmez. Yemek bol bizim buralarda. Aş bol. Bereketli, Allah'a çok şükür. Tencerelerimiz dolu. Şimdi bunda ne var? Keşkek var. Of, keşkek var. Keşkeğe ne yapıyorsun annem? Yağ döküyoruz üstüne. Ne yağ? Tereyağı. Allah Allah. Keşkeğimizi, tereyağımızı döktük. Hazır mı şu anda? Hazır. Keşkeğimiz hazır. Keşkeğimiz gördüğünüz gibi burada. Bununla kalıyor mu? Sadece et, keşkek, tavuk mu var zannediyorsunuz? Yok. Daha otlara gelmedik. Daha asıl bir otlar var ki, bir otlar. Kenler var. Aa, bu nedir? Bu nedir? Orduköy'ün pancarıdır o. Ha, Orduköy'ün pancarı. Evet. Pancar. Ha, bu pancar. İçinde ne var? Pirinç. Pirinç var. Evet. Tamam.
Bu da bizim pancarımız. Bak ben bunu ilk defa görüyorum. Bu neymiş? Kırçan. Bizim diken şeylerde olur. Normalde diken mi bu? Evet, diken uçlarında olur. Ha. Onu toplarız, haşlarız. Şimdi ben bunu yiyince diken mi yemiş olacağım? Evet. Bu da bizim köyün? Doğal dikeni. Tikeni. Evet. Tiken. Doğal tiken. Bu ney? Bu da kırçanın yemeği. Kırçan koruklusu derler. Bu da koruklusu. Tikenin yok, tiken hangisiydi? Bu. Önderginin koruklusu. Ha, tikenin koruklusu. Evet. Kırçanın koruklusu oluyor. Evet. Vallahi bu işte buna ben var ya oy bu bizim mısır ekmeği. Bu önce kırılıyor. Tamam. Fırına veriyoruz. Fırında bir buçuk gün kalıyor. Tamam. Ondan aldıkça sonra dövüyoruz. Güzelce temizliyoruz. Ondan sonra değmene gidiyor. Değmenden geldikçe sonra yine aynı böyle ekmeğimiz oluyor. Allah. Sonra değirmene gidiyor yani. Evet, İlk başta evet, gitmiyor. Evet. Ha. Kırçan mı vardı orada? Ne vardı? Hayır, gidiyor kırçan. Ha, işte kırçan. Çiçek işte o. Bunu böyle yiyebilir miyim? Yiyebilir miyim? Yeniyor. Tadından da orada yiyor. Allah. Ya, böyle de çok güzelmiş evet, ha. Evet. Allah. Zaten bu kendini gönderiyor zaten. Her bir bağ bahçesi kenarlarda bir kadınlar böyle tırmanlanıyor. Evet. Kadınlar görüyoruz biz böyle yollarda. Bunu mu topluyordunuz siz? Bu ne? Fasulye turşusu. Fasulye turşusu. Evet. Bu da normal turşu gibi mi oluyor? Turşunun kavurması. Önce fasulyeyi topluyoruz. Sonra onu turşu yapıyoruz. Tamam. Sonra onu kışın ya da bu zamanlarda lezzetli olsun diye soğanı kavuruyoruz. Vallahi iyi yapıyorsunuz. Evet. Biz de yiyoruz. Çay da yiyoruz. Kahvaltıda da yiyoruz. Nasıl yani? Bunu? Evet. Yani çayın yanı sıra daha güzel oluyor. Kahvaltıda? Evet. Turşu? Evet. Yok canım. Turşu değil o. Beylerde böyle bey hani çok vardır. Hani herkesin evinde bir oda dozu turşu bile olan var yani. Yaşlılara derman kuvvet. Yani güzel olmuyor. 90 yaşında halen daha sabahları bunu turşu yer. Deden kaç yaşında? 90'a yanaştı hala turşu yer. Maşallah. Yani turşusu, fasulye. Sabah kahvaltıda. Sabah kahvaltıda. Maşallah ya. Demek ki sabah kahvaltıda turşu yemek lazım. Evet, yani işte şunu azıcık ben cebime koyayım da İstanbul'da. Yok, poşete koyayım. Saklanma kabloları verelim. Cebime koyayım. Allah sen. Yok, girmez. Girmez. Tamam o zaman cebime koyayım. Bu ne ekmeği? Buğday ekmeği. Buğday ekmeği. Bunu da mı siz yapıyorsunuz? Evet. Organik. Ya anam siz markete gitmiyor musunuz? Biz markete yok. Gidiyoruz. Siz hiç bakkala gitmez misiniz? Kayınvalidem yapar. Onu çok güzel yapar. Kayınvalidem. Bunu nasıl yapıyordunuz? Yaş hamur mayayı bir kapta sulandırırız. Tamam. Ondan sonra bu unu da katarız içine. Tamam. Onu güzel kıvamında yoğururuz. Tuzunu da koyarız. Tuzunu da katarız. Nerede pişiyor bu? Hafif kabarmaya başladığı zaman da tepsilere alırız. Güzinemizde pişiririz. Ha, güzine lazım. Evet. Evet. Fırınlarda da pişiyor. Evde pişiremez miyiz biz bunu? Pişer. Normal pasta fırında pişer mi? Pişer, evet. Artık öyle yapacağız. Ne yapacağız? Anam gidiyordum. Ha, bu da bu işte ben düşüyorum diyor ki sakın tiridimizi dökme. Kız ben düşüyorum ya. Kaldırırız biz. Kaldırırız ama tiriti kaldıramayız. Şimdi gençler. Evet. Tamam bunu analarımız, ebelerimiz yapıyor da tabii, siz biliyor musunuz bunları yapmayı? Evet. Valla. Tabii. Evet. Aferin kız size valla. Ordu köyünde kızları beceriklidir. Aferin. Aferin size. Elinize kolunuza sağlık. Bu nasıl tiridine mi neydi? Bunun bir şeyi mi vardı? Türküsü. Nasıldı acaba o? Tiridine bandım. Bedavamı sandım. Para verdim aldım. Tiridine bandım. Bedavamı sandım. Para verdim aldım. Elleriniz kollarınız dert görmesin. Çok teşekkür ederiz. O zaman şey yapalım ya. Oturup yiyelim yani. Yiyelim. Ha? Hadi buyurun. Hadi. Buyurun. Sevgili seyirciler, bizim Ordu köyün büyüklerinin amcalarının yanındayız. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Nasılsınız, iyi misiniz abi? Sağ ol, teşekkür ederim. Allah iyilik versin. Allah iyilik versin. Selamünaleyküm emmi. Aleykümselam. Nasılsın, iyi misin? Dostluğa hocam, iyi. Allah razı olsun. Adın neydi amcam? Alaaddin Özçelik. Alaaddin Özçelik. Özçelik. Maşallah. Yaş kaç? Yaş 88. Maşallah. Daha gidiyor mu diyorsun? Ne diyor? Gidiyor. Bir daha sağ gidiyor içeri. İnşallah daha böyle hayırlı uzun ömür versin. Amin, sana. Amin. Cümlemize. Ne yedin? Sabahları turşu mu yedin? Ne yedin? Yok canım turşu midem ağrıdı. Ama taş gibi duruyor. Yok. Sabahına şekerli süt. Tamam. Bal varsa bal. Tamam. Peynir, çay. Bu kadar. Ha, yeni yoğurt. Yeni yoğurt. Ha. Ne yoğurdu ben ama? Ben aklımdan beri onu yiyorum. Ne yoğurdu mesela? İnek yoğurdu. İnek yoğurdu. Evet. Manda yoğurdu yok mu burada? Manda yok. Ha manda yok. Bunda yukarılarda var. Daha yukarılarda. Daha yukarılarda. Cevizlerde vardı. Akşam ne yiyorsun?
akşamları bunları yiyip de peynir, zeytin. Gene aynı mı? Tabii. Yağ yerim, yağ. Tereyağı. Tereyağı. Dokunmuyor mu amcam? Yok canım, zaten küçüklüğümden beri yiyordum bu benim. Ha, evvelden beri onu yiyor. Tabii. Aynı aman doktor da sordu bana. Hastaneye gittim oraya. 88 yaşındayım ben dedim. Ne diyorsun sen dedi, ne yedin dedi. Ben dedim süt, yoğurt, kaymak. Ya. Böyle yoğurt bunları yiyeyim. Hakikaten yedim. Yağlı malalı var mı? Kim, yok yok. Yok yok ya. Kimse bir şey demedi. Ne kim yok dedi onu ya? Kim dedi? Ne dedi? Yalan. Ne yalanı? Ha bu cömert benden sorusun. Bu lehleri yalan derse. Yok doğru doğru. Doğru. Yok yok yalan olmaz. Yalan olmaz. Yani demek ki sen bize şunu tavsiye ediyor musun? Süt, yoğurt, kaymak. Hah. Bunları ye. Hah. 88-90'ı gör inşallah. Anla işte. Bak senin yaşın genç. Evet. Sabahdan güzel inek sütün varsa şekerli sütü içersin. Tamam. Bunda da yeni yoğurdu kaymaklı yine yiyeceksin. Yeni eşi değil yeni yoğurt. Ha ama kaymaklı olacak. Kaymaklı yine yiyeceksin. Tamam. Ya böyle güzel yine yiyorsun çayını içersin. Ne güzel vallahi. Ha. Askerliği nerede yaptın amcam? Askerliği 111 Piyadalan'da Zonguldak'ta yaptım. Zonguldak'ta. 14 ay orada kaldım. Bundan sonra Ankara'ya tayin oldum. Kaç ay orada yaptın toplam? Ankara'da 14 ay kaldım. Toplam kaç ay askerlik? İki sene. 24 ha, ay. 24 ay. Oo. Ha. Maşallah. Burada sabah kalktınız. Evet. Ne yapıyorsunuz? Sabah kalktınız. Nereye gidiyorsun mesela? Namazı kıldıktan sonra. Allah kabul etsin. Sabah namazını kıldın. Sabah namazını kıldıktan sonra şöyle bir bakarsın sağa sola. Nerede işin varsa gidersin telliye. Çalışacaksın yani. Çalışacaksın. Fasulye toplarsın, biber toplarsın, domates toplarsın. Ha. Fındık var. Fındık var. Onu da topluyor. Oo. Peki fındık faydalı mı? Fındık faydalı olmaz mı? Para alıyor da güzel. Ya tamam. Para eyvallah da dadına yani. Tadı iyi yarar ama. Yarar. Tadı yarar. Tamam. Yani her şeyi iyileştirir. Evet. Ya ben fındık gençleştiriyor diye duydum. Böyle adamı gençleştirirmiş yani. Delikanlı yapar delikanlı. Kudurttu bile kudurdu. İyi olur diyorsun yani. Aa. Tamam. Anladım. Dediler ki amcan dediler çok güzel böyle sözleri var. Ha. Çok güzel böyle maniler. Sazda çalar. Güzel. Sesi de güzel dedi. Sazda çalar. Neyse. Sağ ol. Sular gibi akar olsam, gül yüzüne bakar olsam, bahçede gülümsün, sen benim ömrümsün. Gülmedi benim bahtim, gülmedi. Peki sen bunları kendin yazıyorsun. Ben bunu kendim yazdım güzel güne. Kime yazdın? Kendim bir... Tamam karıştırmayın. Yok, girmeyelim oraya. Hanım da yazmıştır tabii. Yani eşinize mi yazdınız? Eşime yazdım. Ay ne güzel. İşte bizim Ordu Köyü'nün muhtarı. Hamit abi, bizim köy eski bir köy değil mi? Evet. Kaç yıllık? 700 yıllık. 700? Evet, Selçuklu zamanlarında evet. Var mı tarihi bir şeyler var mı mesela köyümüzde? Takla camimiz var. Takla cami. Kalemiz var. Öyle mi? Kale var mı? Var, evet, var kale var. Var. Bu arada Pontus hükümeti varmış. Yel değmeni. Ha. Daş hala duruyor ta. Gel değirmeni var. Değirmeni havada. Pontuslardan kalma mı? Pontus hükümetinden kalma. Çivisiz ahşap. Çivisiz cami. Çivisiz cami. Çivi yok. Abi ne camiydi? Takla mıydı? Tahta ahşap çivisiz camimiz var. Tahta ahşap. Evet çivisiz camimiz. Selçuklardan kalma. İçinde oymaları var. Çivi hiç kullanmamışlar mı? Çivi kullanılmamış. Nasıl yakıyorlar? Sadece girdirmeli birbirine. Birbirine geçirmeli böyle. Geçirmeli birbirine. Evet. O tarihten de kalma Gazi Sen Bey türbemiz var. Türbe de var. Ne camiydi? Adı neydi? Ordu Köyü Kılcanlı Camisi. Caminin adı Kılcanlı Camisi. Kılcanlı Camisi. Şimdi bu birbirine geçiyor. Evet. Ta 600-700 yıldır. Nasıl duruyor bu böyle ayakta hiçbir hala? Hiçbir şey değişmeden. Sadece bir sefer üstünün akıyor diye onarılma yapılmış. Bizim 3 senelik evler bile akıyor abi ya. İşte o makması yani, 700 senelik. Evet. Nasıl yapmışlarsa, nasıl bir mimari yani, varsa. Çok harika bir şey. Değil mi abi? Eseri güzel. Vakıflar da şimdi onu onarım için. Yapacak inşallah. Yapacak. Amcam. Niye Ordu Köyü demişler bizim buraya? Burada Osmanlı tarihinde burada jandarma karakolu varmış. Evet. Ha, onun için Ordu Köyü burası. Ha, Osmanlı'da karakol burada olduğu için evet, adı evet. Ordu Köyü olmuş. Ordu Köyü. Ordu. İyi emi, müsaadenizle. Müsaade sizin. Teşekkür ederim. Tamam. Allah'a emanet olun. Çok teşekkür ederiz. Sağ ol. Allah razı olsun. Sular durulur derler, güzel sorulur derler. Yâre gönlü Çarşambaya gidiyi, biliriyi, dölde para yok, tiyariden fızlı gidiyi. Böyle mi çağırırlarmış eski? Müzik
Mustafa abim ağzına sağlık ya. Sağ Yeşilırmağ'ın üstünde böyle Çarşamba Köprüsü'nde bunu da söylemek varmış. Çarşambalılarla beraber bunu da söylemek varmış. Varmış. Bir çarşambalı da anca böyle güzel okur zaten. Çok güzel oldu. Evet. Dölle para yok. İşi güzeldi. Çarşambaya. Kaç liraydı? Çarşambi. Biliri. Dölle para yok. Biliri. Dölle para yok. Tiyareden fızlım gidiyi. Şimdi şuradan bir bayan gelir. Yaşlı bir bayan. Ha. Senin gibi bir genci görür. Öş dölüm. Dizen yisin ağzın. Büyücük dölüm. Sağ hadimenin kızını alacağız. Doğuluna, zunniğine, keşkenen. Keşkenen. Evet. Sonra? Sonra ben istemeyeyim Dize, yalca cebime koy der. Dize der burada, teyze değil. Dize. Ben istemeyeyim Dize, yan cebime koy. Evet. Öyle diyeceğiz. Doğulundan, zurniyden, keşkenen. Ay ne ya. Güzel, vallahi bizim buranın düğünleri de değil mi? Bizim buranın düğünleri çok güzeldir. Çok teşekkür ederim, ağzına sağlık. Ben teşekkür ederim. Çok sağ. Sevgili seyirciler, bizim çarşambanın olmazsa olmaz tatlısı kıvratma. İşte Timur abi ve Erhan abi bu işin ustaları. Şimdi kıvratma nasıl oluyor? Bana dediler ki tatlıda şerbet yok. Erhan abi, olur mu abi? Ya bu tatlının özelliği zaten. Nasıl? Şerbetsiz olması. Ha, kuru baklava gibi böyle. Hayır. Yani hiçbir şekilde şerbet koymuyorsun. Hayır. Tadı nerede? Tadı içinde işte, cevizinde. Kıvratma. Şimdi sen nereye kıvratıyorsun bir bakayım. Bu mu yani? O şey hareketten dolayı mı kıvratma evet, demişler? Evet, hareketten dolayı kıvratma demişler. Kıvratma. Eskiden annelerimiz yaparlarmış evde. Bayramlarda falan daha bayramlarda. Çok değil mi? Peki içinde neler var abi? İçerisinde ceviz, toz şeker, fındık var. Yöresel fındık. Bildiğin atom yani. Evet. Ceviz, şey toz şeker, fındık. Bir de yufka. Ama bolca da tereyağı. Tereyağı da mı var? Tabii, bolca da tereyağı. Köy tereyağı tabii. Köy tereyağı. Değil mi? Evet. Kıvrat bakayım, bir kıvrat. Vallahi gerçekten de kıvratmaymış. Kıvratma. Yok ben şey tatlıya dedim kıvratma diye adını söyledim. Evet efendim. Bunları böyle ince ince yapıyorsun. Burada kaç kat var ustam? Timur ustam? Yaklaşık 4 kat olarak alıyorum. 4 kat? Aslında yırtılıyor parçalanıyor. Tek tane yapıyoruz. Ama o kadar ince açmışsın ki maşallah. İnce açıldığı için 4 kat olarak. Yani 4 kattan aşağı ince olduğu zaman evet. Kıvratamazsın. Kıvratamadığımız için onu ne yapalım. Olur onlar dökülür. İşletme 100 yıllık bir işletme. Zaten tatlı Rumlardan kalmış bir tatlı. Ha öyle mi? Aynen. Orijinali Rum tatlısı. Orijinalisinde Koca Karı Gerdan derler buna. Ha. Ondan sonra isim değiştirmiş, kıvratma adını almış. Koca Karı Gerdan, o da iyiymiş. Eskiler yani 70-80 yaşında olanlar kıvratma olarak bilmez. Koca Karı Gerdan olarak bilir buna. Koca Karı Gerdan da tepsinin yuvarlak olanı. Erhan abi, valla merakla bekliyoruz. Nasıl bir şey çıkacak ortaya? Eminim çok güzel de. Zaten. Hı hı. İşletme zaten 1930 yılından beri faaliyet gösteriyor burada. Ne güzel. Bir kıvratma abi. Bir kıvratma. Allah. Vallahi pek kolaya benzemiyor. Şöyle bir gireyim dedim ama. Buyurun istersen. Yok abi ben nasıl yapayım bunu? İncecik hamur. Bir de 4 tane alıyorsun yufka değil evet, mi? Evet. Kıvratma, kıvratma. Yerim seni kıvratma. Şerbetin yok ama fırına da sen atma. Şu hareket önemli. Değil mi abi? Şunu nasıl çeviriyorsun? Vay be. Nasıl yırtılmıyor abi? Bunu ne yapıyorsunuz siz? Bu hamuru ne yapıyorsunuz da yırtılmıyor böyle? Hamur özelliği biraz. Değil mi? Normal beyaz un mu kullanıyorsunuz? Özel baklava unu kullanıyorum. Şimdi kıvratmamız hazır olacak inşallah birazdan. O kenarlarını niye öyle yapıyorsun? Görüntüsü biraz daha güzel olsun. Ha görüntüden. Ha böyle kesiyor muyuz bir de? Tabii, piştikten sonra olmuyor mu? Pişmesi daha kolay olsun diye. Ha daha kolay pişsin. Evet. Eti de böyle şey yaparlar ya daha iyi pişsin diye. Evet. Şerbet mi döküyorsun? Ne yapıyorsun?
Timur abi. Bolca tereyağı var. Ha tereyağı mı? Evet. Bak şerbetsizdi zaten, doğru ya. Vay vay vay, tereyağı bol herhalde burada. Evet. Bolca tereyağımızı döktük. İşte bol tereyağlı kıvratmamızı şimdi doğru nereye? Fırına götürüyoruz. Fırına yolluyoruz. Fırında ne kadar kalacak abi? 45 dakika. 45 dakika. 45 dakika sonra buradayız. Evet. Hadi gidelim. Kıvratma, kıvratma. Anam bu ne? Fırıncı küreği mi? Evet. Derler ki böyle fırıncı küreği gibi dilin var derler ya böyle. Evet. Bu nasıl bir şeymiş, ne kadar kocaman. Şimdi kıvratmamızı fırında sürüyoruz ama fırınımızın bir özelliği var. Ne fırın? Taş fırını. Benim gibi. Aynı, ben de taş fırını erkeğim, evet. Kendim. Aynen öyle. Şimdi taş fırına sürüyoruz. Eren abi. Evet. Sürelim mi abi? Evet. Atalım. Hadi bismillahirrahmanirrahim. Gönderelim, şöyle çıtır çıtır olsun inşallah. Ne kadar? 45 dakika. 45 dakika efendim. Dakika tutuyorum ben, sayıyorum. He, kapatalım abi. Görüntü ver abi. Görüntü şu. Kapatalım. Bekliyoruz. Hazır mıyız? Hazırız. Ve beklenen an geldi. Evet. Eren abi artık çıkaralım ya. Hadi Timur abi. Ve işte kıvratmamız çıtır çıtır geliyor. Kokuları da buraya geliyor. Anam anam, onu da alayım Timur abi. Ver abi. Şunu alayım. Allah maşallah. Bu ne abi? Eğer bir gün Samsun Çarşamba'ya yolunuz düşerse mutlaka kıvratmayı kıvratın. Türkiye'nin en eski ahşap camii işte burada, Çarşamba'da. Göceli mezarlığı içerisinde bulunan Göceli Camii'nin yapımı ta 1206 yıllarına kadar dayanıyor. Anadolu ahşap mimarisinin en güzel özelliklerinden birisini taşıyor bu cami. Etrafındaki mezarlık mı? Etrafındaki mezarlığın adı da Garipler Mezarlığı. Seyirciler, şimdi size çarşambada çarşamba ayakkabısını tanıtacağız. Aslında ailenizden mutlaka giymiş olanlar vardır bu ayakkabıyı. Çünkü bu sivri burun, yumurta topuk ayakkabısı. Kolay gelsin kardeşim. İş buradan başlıyor. Deriyi kesmekle başlıyor, evet, değil mi Mete? Eyvallah. Nasıl kesiyorsun bunu kalıpla? Şu kalıba göre kesiyorsun, evet. Değil mi? Kalıba göre kesiyorum. Tamam. Daha sonra kesinden sonra dikişe geçiyor. Dikişten sonra da montaya geçiyor. Montaya geçiyor. Bu bizim Orhan Baba'nın giydiği ayakkabı mı, aynen, yoksa Orhan Gencebay'ın? Orhan Gencebay'ın. Orhan Baba ayakkabı. Yerini buldum, menbaını buldum. Çarşambada ve acayip güzel ayakkabı var burada. Bunun burnunun sivri olması lazım, aynen, değil mi? Aynen. Topuk da böyle olacak. Evet, abi. Şuraya da bastım mı hafif? Terlik. Allah, bir anda terlik oldu. 40 numara. Bu 40 numara. Bu da 40 numara. Bu da 40 numara. Aynen. Ona göre kesiyorsun, değil, aynen, mi? Efendim. Tamam, bir keselim, nasıl kestiğini bir görelim. Vay, elindeki de neşter midir? Nedir o? Ne derisi olması gerekiyor Mete'cim bunun? Dana derisi abi. Dana derisi. Dananın da bizde çekeceği var ha. Eti güzel, derisi güzel. Şimdi bu kalıbı kestik. Evet. Başka parçası olacak mı? Başka parçası, bu yetiyor mu? Arkadaki ufak parçası birleştirmek için oluyor sadece. Bu olacak. Şimdi bunu nereye götürüyoruz? Dikişe. Tamam, şimdi ben bunu dikişe götürüyorum. Sen burada tabii kesmeye devam ediyorsun, aynen, herhalde, değil mi? Bu 40 numara. 40 numara. 40 numara Orhan Baba, senin ayağından. Numarasını da koyalım abi. Hemen numarasını koyalım. Karışmasın. 40 numarayı aldık. Şimdi dikişe gidiyoruz. Kolay gelsin ustam. Teşekkür ederim. Ha, bunu karşı masadan Mete Bey gönderdi. Evet. Bunu 40 numara yumurta topuk yapacağız abi. Sana zahmet. Evet. Ne yapmamız gerekiyor? Şimdi bunun ağzını tıraşlayıp arkasını çatacağız. Tamam. Dikişini vuracağız. Ağzının tulumunu çevireceğiz. Aslarını geçip şöyle bu hale getireceğiz. Ha, bu hale gelecek. Evet. Bu şimdi saya halinde. Bu arkası çatılıp buradan tulumunu giyiyorsun. Bu giriş yeri şurası. Ha, normal geçiyor. Altında şimdi tezgah vereceğiz. Mithat Usta'ya geçecek. O onu kalıba alacak. Ha, buradan da Mithat Usta'ya, evet, gideceğiz, değil mi? Oraya gidecek. Tamam. Siz o zaman onu dikiyorsunuz, evet, şimdi. Evet, aynen. Mete kardeşimin gönderdiği deriyi 40, evet, numara. Evet. 40 numara deriyi, evet, böyle dikiyor. Sinan Usta güzelce dikiyor. Evet. Sinan Usta kaç yıldır yapıyorsun? Ben 81 yılından beri içindeyiz. Hep bu ayakkabıyı mı diktiniz? Bu yörenin kendi özel ayakkabısı, kendi modeli buranın. Evet. Yani bizim çarşambamızı temsil eden modelimiz bu. Bu şimdi bu hale geldi. Şu parçayı vereyim ben. Sonra da bu parçayı buraya böyle dikiyoruz. Bu parça önemli, değil mi? Evet. Yani bu şu.
Şurası. Ha, o tarafı. Hani bastığın zaman yani, değil mi? Terlik haline geliyor. Aynen, terlik haline geliyor. Bunu da bu şekilde giyebiliyorsun yani. Aldık parçaları. Evet, şimdi bir tat ustama gidiyorum. Evet. Ustam, ah beni bekliyor ustam. Selamlar aleyküm ustam. Aleykümselam. İşte işin asıl ustasının yanına geldik. Aşağıda. Nasılsın efendim, Mithat abi? Teşekkür ederim. Allah yedik versin. Kaç yıl oldu Mithat abi? 77'den bugüne çıraklık ustalık beraber. Hey maşallah, hey maşallah. Çarşamba ayakkabısını yapmaktayız. Çarşamba ayakkabısı. Şimdi herkes yumurta topuk diye biliyor ama aslında bu çarşamba ayakkabısı, yörenin ayakkabısı ve böyle usta ellerden geçiyor. Ama bunun tabii incelikleri var. İncelikleri var. Mesela ben hala şu terlik olma olayını anlamadım abi. Bak böyle terlik oluyor. Bırakıyorum. Gene aynı duruyor. İzah edebilir miyim? Lütfen rica edeceğim abi. Bunun özellikleri zaten tek parça olması. Evet. Ha tek parça değil tek mi? Başka şey yok. Tek parçadan oluşuyor. Az önce diken sayacı arkadaşımız dikti mesela şu hale getirdi. Aha. Bu tek halini aldı. Tamam. Sayı halini. Ve sayı halini kalıba girdirdiğimizde şu ayakkabı çıkıyor. Sadece dedi ki şu görünen kısımda. Sadece burada mı dikiş? Evet burada. Bunda hiçbir sertlik yoktur. Evet yumuşacık. Sadece derinin kendi yumuşaklığı da beraberdir. İsterse müşteri bunu bu şekilde kırar. Ben bayıldım terlik o halde. Olarak yer ama çekmesi gerekirse çeker burasını. Ah. Ayakkabı olur. Ve ayakkabımız çok hafiftir ve çarşambanın evet. adını taşır. Acayip hafif. Bildiğiniz şöyle terlik ama mesela normalde ayakkabıların bir şekli bozulur ya. Bunlarda o olmuyor. Şöyle. Bu ayakkabıda şekil bozulmuyor efendim. Çünkü derinin safi deri. Bunun arkasında dondurucu, sertlendirici hiçbir malzeme yok. Hmm. Sadece burun kısmında var. Burunda olmasının sebebi burnunun özelliklerini göstermesi için. Şimdi eskiden çok modaydı değil mi böyle yumurta topuk, sivri burun. Efendim? Böyle takım elbiseler çekilirdi. Altına bu mutlaka olurdu. Ama günümüzde yine moda o. Şimdi bunu yapan ender insanlardan birisin sen abi. Ender ustalardan birisin. Yarın bir gün bu gençler arasında moda olursa yalnız gençler sen buradan kalkamam. Gençler için de küçülttük zaten kalkmalarını. Ana! Lan bu bebeler için ya. Evet bebeler için hani 0 yaş grubundan başlıyor. Bunlar küçük bebeler için yapmış usta. Ne güzel bunları giyiyorlar mı bebeler bunlar ya? Bunlar süs için. Ha, maskeler için kullanılıyor. Valla ne olacak ufak çocuğa giydireceksin küçük bebeğe. Çok güzel valla. Peki abi, şimdi rahmetli Yıldıra Çınar. Evet, genelde giyer. Beyazını giyerdi sahnelerde. Beyazını giyerdi, evet. Ruganını giyer işte bu şekilde. Rugan diyoruz bunlara parlak. Hmm. Bunları ona özel yapardık. Bizim ustalarımız yapmıştı. Allah zaman. Rahmet eylesin. Tamam. Orhan Baba hala giyiyor ama. Orhan Baba giyiyor. Eskiler iyisini biliyorlar aslında. Yani giyiyorsa zaten iyidir onlar. Burada herkes giyiyor. Yani safi deri kullanılıyor. Astarı olsun, iç astarı iç dışına varana kadar komple deri oluyor. Boyama yapıyor mu? Ayak boyuyor boyama mu? Boyama yapmıyor. Çünkü ona göre kaliteli malzemeleri kullanıyoruz içinde. Hmm. Herhangi bir boyama yapmıyor. Abi ve ayakta koku yapmaz. Aa koku da yapmıyor. Nasır yapmaz. Ayakkabımızın özellikleri çok yani. Çünkü dikiş tarzı yok. Dikiş yok. Derinin kendi özelliği. Tek parça. İsterse şu şekilde katlasın. Çarşamba ayakkabısı. Ha bakayım. Veya bunu da katlasın mesela ayakkabıyı. Aman dur bozulur. Yok bozulmaz efendim. O çünkü kendi ütülenmiştir. Allah Allah. Şöyle bozulmaz mı? Bozulmaz efendim bak. Yine aynısı olur mu? Kaldır. Ana. Vallahi. Ayakkabının ya. Özelliği burada yani. Harikaymış ya. Peki abi şimdi sen ne yapıyorsun? Nasıl yapıyorsun? Burada asıl en son işlem sende ve herhalde en ustalık gerektiren iş de burada. Şimdi sayayı kalıba girdiriyoruz. Şekillendiriyoruz bunu bu şekilde burunlarına. Tamam usta. Ha geri sökeceksin mi onları? Tabii bunlar yapışacak. Tekrar sökülecek. Ha o çiviler kalmıyor. Hayır kalmıyor. Mesela şu halini yani bak bu çekilmiş hali. Bunlar tekrar sökülecek burada. Ha bunları yapıştırdınız tabii. Siz. Yapıştırdıktan sonra şunlar sökülüyor. Evet. Söküldükten sonra tabanlarını çakıyoruz. Taban dikiş mi oluyor? Hayır. Tabanda enjeksiyon yapıştırma oluyor mesela şu şekilde. Oo. Bunun tabanı buna yapışıyor. Ne güzel ya. Bu kaç numara acaba? 41. 41 anam numara. 41 geldi. Çok güzelmiş. Bu yapışma oluyor ama dikiş yine yok. Dikiş yok. Çivi de yok. Çivi de yok. O Allah çiviler Allah. Alınıyor. Sadece enjeksiyonla yapıştırma oluyor. Vallahi harika. İşte meşhur çarşamba ayakkabısı. Nasıl yapıldığını biz böyle tek tek gördük. Nasıl olduğunu, nasıl giyildiğini de merak ediyorsanız. Orhan Gencebay'da bol bol var. Filmlerde bol bol var. Eski Türk filmleri bunlardan kaynıyor. Ama bence tekrar bu moda olacak. Çarşambamızda yine meşhur. Çarşambada meşhur. Türkiye'de diyorum. Türkiye'de meşhur. Tamam. Latinler falan böyle Kuzey Amerika ülkelerinde falan giyiyorlar bunları biliyor musun? Genelde giyiliyor. Bu ne? Bu körüklü çizme. Bu genelde efeler giyer bunu. Körüklü çizmeyi efeler giyiyor. Çarşambada da mı efe var yoksa? Çarşambada bazen işte şenlik ağları oluyor. Ha, onlara giydiriyoruz. Ağları. İşte eski yanmak için genellikle ayakkabımızda batmaması için devamlı gündemde tutmaya çalışıyoruz. Ne güzel valla. Bunun topuğu yumurta topuk değil ama. Değil. Normal. Onunki kendi çizmenin kendi özelliğine göre yapılmış bir çizme. Hadi bunun da arkasına bassınlar da göreyim. Ona basamazlar efendim. Bu biraz, zor olur. Zor. Terlik olmaz ama ne kadar güzel. Elinize kolunuza sağlık. Tabii bunların bir sürü renkleri var. Kahverengi var, beyazı var değil mi? İstediğiniz her renk yapabiliyor musunuz? İstediğiniz her renk yapılıyor, isteğe bağlı. Ustam çok teşekkür ederiz.
Elinize kolunuza sağlık. Sağ olasın. Çok sağ olun. Kolay gelsin. Eyvallah. Sağ olun. Denizlerin kumuyum, zürhem balıkların kuluyum. Sevgili seyirciler, memleketimizin çeşit çeşit ürünlerini, üretim aşamalarını birlikte öğrenmeye devam ediyoruz. Peki şimdi nereye gidiyoruz? Badılcan tarlasına gidiyoruz. Badılcan, badılcan, çok yeme çatlayacaksın. Hadi buyurun. Kolay gelsin ablam. Dediler ki buranın batlıcanın tadına doyum olmaz diyor. Evet doğru söylemişler oğlum. İyi mi buranın batlıcanı? Buranın batlıcanı 10 numaradır oğlum. Sadece şeker gübresi kullanırız. He. Kendi başka bir şey kullanmayız. Sirat bakayım başlı. Annem. Bunu baksana oğlum. Vay vay vay. Batlıcana bak batlıcana. Şimdi bizim bu batlıcan niye güzel? Organik olduğu için. Organik olduğu için güzel. Organik. Bunun nesi güzel olur? Bunun dolması güzel olur. Kızartması olur. Garniyarı olur mu? Kavurması garniyarı olur. Allah. Onun bileni her türlü yeme çok olur oğlum. Ay ne güzel. Lezzetin tadını doymazsınız. Tadından inmez mi? İnmez oğlum. Bağmaların koparırsın. Peki nasıl koparıyorsunuz bunları? Bir koparış özelliği var mı? Bir şey var mı? Nasıl koparıyorsunuz? Hiç yok çocuğum. Koparış özelliği dikenli olur. Yukarıdan tutmayacaksın. Ha dikenli mi var? Evet dikenler var burada. Onun için patlıcanından tutarız. Öyle koparırız. Şimdi buraları topluyoruz. Evet. Bunun hepsini bizim toplayacağız annem. Evet biz toplayacağız. İyi. Çocuğum. Allah razı olsun. Bu badılcanın adı ne? Bu karnas. Bu o kadar olmaz ama yerli patlıcanı vardır, kesterin. Ha bu kestel o... değil mi? Hayır bu kestel değil. Kestel olan o mandalda. Ha şuradaki. Evet. Onun patlıcanı biraz böyle beyazımsı olur, açık renk olur. Onun hiç pirinci boyumaz, yemeği ermez. Öyle mi? Evet çok özelliği o var. O daha iyiymiş annem. Onu niye toplamıyoruz? Onu baştan toplamıştık hocam, biz haber etmedik. Ha onu baştan topladıydı. Peki annem bu badılcan suyu seviyor mu? Sulamak mı lazım yani? Evet sulamak lazım. Haftada iki kere sularsan. Aha. Çok güzel bir randıman alırsın. Bunda nikotin varmış. Nikotin mi? İçinde nikotin var diyorlar. Evet. Kokloz mu? Kokladım tamam. Şimdi şöyle koyalım. Burada bayağı gördüğünüz gibi annem evet. Toplamış. Evet. Ben niye öksürüyorum? Tozu, tozu. Bunun tozu öyle olur. Sabahtan beri ben neler etti. Ağzını fazla açamaz bunda. Bir şey söyleyeceğim. Bunun tozu böyle öksürtüyor mu? Evet, gıcık kaptırır. Abo, gıcık kaptım. Evet. Vallahi gıcık kaptım. Şimdi siyah şu an gıcık kaptım. Ana. Toz. Bak, bu patlıcanın tozu. Anam, evet. Anam ben de diyorum bu ağzıma girenler ne? Öldürür mü? Öldürür mü? Hayır, hayır. Süründürür mü? Ne yapar? Şey yapmaz, bir şey yapmaz. Ben yerlerini açar öksürdüğün için. Sen nerelisin? Kestel'denim. Ha sen de Kestel'densin. Badılcanı meşhur. Meşhur. Nikotin. Bak bu nikotinin hepsi öksürtüyor ben sana söyleyeyim. Öyle mi? Vallahi bu da öksürtüyor, bu da öksürtüyor. Abo, sevgili seyirciler, buraya bir geleydiniz var ya, o süreye boğulurdunuz. Durmadan öksürürdünüz. Evet. Değil mi bacım? Nasıl? Aram! Allah dayanamam gari. Dayanamam gari. Gari dayanamam. Toplayacaksa toplayalım valla. Kocaman bir tane buldum. Bundan kaç tane çıkar? Bundan bir burası çıkar, bir burası çıkar. Ama bu arasında sarmalık için Denizli tarafı yiyor. Ama ha. Biz affedersin hayvanlar yediriyoruz. Hayvanımız olduğu için. 2 tane alıyoruz bundan. Ne kadar büyük de olsa biz sadece başından sap tarafını alırız. 45 tane çıkmaz mı bundan? Hani şeylik olmalı. Çıkmaz mı? 2 tane çıkar sadece. 2 tane mi çıkar? Evet. Ha ben yanlış anlamışım. Mesela bu patlıcanı şöyle keseriz. Aha. Bir de şuradan keseriz. Şu arası atılır. Bir horudan bir de horudan. Değil mi? Arası atılır. Ara çöp. Şimdi bu altı açık oluyor. Açık olduğu için haşlanınca açıp onun arasını sarıp mesela aynı yaprak sarmasının patlıcanını diyelim. Oo. Böyle. İyi gider be annem. Bekle gider oğlum. Öksürtüyor, biraz öksürtüyor ama. Oluyor, öksürtüyor ama iyi gidiyor. Bekle iyi gidiyor oğlum. Peki şimdi bunlar nereye gidiyor? Bak, evi gidiyor bunlar. Evde oyuyoruz. Ha? Oyduktan sonra mesela ipler dizeriz, kuruduruz. Bugün akşam oyarız, yarın sabah asarız. Ha. Onun ertesi günü alırız. 10'a tane dizileri bağla 50'lik yaparız. 50'şer tane. Aha. 10'a 10. Öyle 50'şer gelirler alırlar giderler. Dizisi kaç paraydı? Dizisi 3,5. 3,5 bir dizisi 50 evet. Tanesi 3,5. 4 diyen var 3,5 gidiyor genelde. Ha. Şimdi şu küçükleri de topluyor muyuz? Şunlar küçük değil mi? Küçükler. Bunlar olur mu? Onlar bir tarafı olur. Ha bir tarafı olur. Evet bir küçük bu böyle kalacak mesela. Ha bu daha büyümez mi? Büyümez. Bu büyümez. Bu kırarı büyümez. Onun için. Kartmış mı? Evet kartmış. Bu kartmış mı bunun içi? Ha. Ne yapacağız? Alacağız. Çöpe mi gidecek? Ne yapacağız? Alacağız bir tarafını oyacağız öbür tarafı çöpe. Bundan bir tane çıkar. Evet bir tane. Esra'cığım okul var mı? Lise 1'e gidiyorum. Lise 1'e gidiyorsun. Benim de ortaokul yeni bitti.
Yok şaka şaka. Ya şaka yapıyorum ya Esra. Yani tarlada espri yapmayak mı yani? Ali abi tarlada espri yapmayak mı? Şaka yapmayak mı? Şunu nereden koparıyoruz? Tam olarak bir gösterir misin abicim? Buradan böyle. Ha normal normal. Şuradan ha. Koparıyoruz. Aha. Şuralara dokunursak şuralar mı dikenli? Dikenli bak. Şuralar dikenli. Ha. Ha bak nasıl kopar? Böyle kopar. Şu alttakini de bir kopar bakayım. Kopar. Ha yukarı doğru. Evet yukarı. Ya desene ben de iki elimle koparmaya çalışıyorum. Bayağı topladık ha. Annem. Evet topladık. Bak hele. Anam. Kaç kilodur bu acaba? Onu ben alırım bir dökem bir gelelim. Bunu sen nasıl götüreceksin dur. Götürün doğrusunu götür. Dur ben sana kıyamam bırak ya Allah'ın seni. Ya sen üstün bırak. Çıkılmasın çocuğum. Ya bırak olsun ya aman. Anam annem gel. Gel tut beni. Tut gidiyorum. Allah sen gel. Ulan oğlum git bir düşeceğiz. Ha şu taraf. Nereye götüreceydik bunu? Ben motoru şimdi döp geleceğiz gitme sen. Ben götürürüm ben götürürüm bırak. Anam. Oo. Bunu nasıl kaldırıyorsunuz siz ya? İşte benim Anadolu analarım böyle. Nene Hatunların torunları. Abla! Yan gidiyorum bir gel Hatice annem. Gel bir yardım et. Sen bunu nasıl taşıyorsun? Ben motorundayım seni ya. Sen Nene Hatun'un torunu musun? Nene Hatun'un torunu değilim ben. Hanım Hatun'un torunuyum. Hanım Hatun'un. At içine. Hadi bakalım. Ya arkadan şöyle bana destek ver, it beni. Anam! Allah doğalım. Sana yardım çocuğumdu. Aman Allah size güç kuvvet versin. Amin, amin oğlum. Ay. Anam bunların hepsini sizin topladınız annem. Topladım oğlum. Ey maşallah. Vay vay vay. Ben hayatımda bu kadar badılcanı bir yerde görmedim ya. Bu dolacak mı ağzına kadar? Dolacak. Dolacak böyle götüreceğiz şimdi evde. Hı? Oymak için şey veriyor amelemiz. Bunu kaç kişiye oyacak? 5 kişi oyacak bunu. Onlar evde hazır bekliyor. Vay be. Ağzım diyor geleceğiz. 11'de geliriz dediler. He. 11'de kadar bizim değişik toplayıp da evi yetiştirmemiz lazım. Ha yetiştirmek lazım. Ben yardımcı olurum diyeceğim ama ben düşüp bayılacağım. Ben kötü oldum. Aa, sen bunun için çok durmasın oğlum. Ben başka yapacağım iş yok mu burada? Şunları düzenlesen böyle. Sen otur be senle yeter oğlum. Yok sen çalışken ben nasıl oturayım annem be. Hatice annem. Efendim. Şimdi bizi bekliyorlar ameleler. Ha. Ben orada evet, bekliyorlar. Bekliyorlar. Doldurup gidelim köye gidelim. Evet. Bunu hadi. Yetişmesi lazım. Tamam hadi gidelim o zaman biraz daha çalışalım. Hep beraber el ele verelim. Ya Allah. Bu ameleyi yetiştirelim. Hadi yetiştirelim ameleyi yetiştirelim. Sevgili seyirciler, Nazilli'nin Kestel köyündeyiz. Patlıcanıyla ünlü dediler. Gelelim, görelim, sizlere de gösterelim dedik. Kolay gelsin abim. Teşekkür ederim, hoş geldiniz, şevalar getirdiniz. Nasılsın, iyi misin? Allah'a hamdolsun. Ne dip durun? Ne yapayım, köydeyim, yalan kuyu muhtarıyım. Öyle mi? Evet. Peki abi, bizim buranın patlıcanı çok ünlü diyorlar. Evet, doğrudur. Ne özelliği neymiş ki o kadar? Patlıcan çeşitleri vardır. Evet. Yıllardan beri atalarımız patlıcan kurusuyla uğraşırlardı. Evet. Bizler de onların yaptığı işi devam ettirmek istiyoruz. Bunları şu anda kuruluyoruz. Hı. Bunu sergen deriz. Burası sergen mi? Evet, patlıcanın kurutulduğu yer burasıdır. Hı. Patlıcan, kesel patlıcanı. Evet. İncirlova patlıcan derler. Şu anda ibret çok çeşitleri vardır. 200 kusur türlü yemeği olur derler. Patlıcanın? Evet. Aşçılar o şekilde söyler. Evet. Benim bildiğim karnıyarık var. Evet. Dolması var. Evet. Hadi bir de yemeği olsun. Çok çeşitli. Hadi musakka. Evet. Daha ne maşallah. Daha çok çeşitli yemeği var. Maşallah abi. Biz patlıcanı ekseriyetle oyarız. Nazilli içi hariç tamam. İki köyde patlıcan kuruturlar. Kestel ve Yalınkuyu. Yalınkuyu. Yalınkuyu resmiyette ismi. Hı. Kestel tarihi bir köy. Evet. Eski bir köy. Evet. Çok alimlerin yetiştiği bir köy. Ben şu şekilde ifade ediyorum. Muhtarlıkları ayrı. Kendileri aynı köy. O nasıl oluyor mi ya? İç içe girmiş zaten. Ha, oradan birleşmiş. Aylana buraya gelmiş. Evet. Bizim Kestel patlıcanı. Hı. Kestel'de üretilen kurutulan patlıcanın damak zevki daha güzeldir. Çünkü evet. Su görmediği için sabahleyin erken asarız. Ha, serinlikte asıyorsunuz. Evet. Şu anda görmüş olduğunuz bu patlıcanlar evet. Orta patlıcan. Patlıcan büyük olduğu zaman sap ve burun diye ikiye ayrılır. Aha. Ortasını oyarlar, orta patlıcan derler. Orta patlıcan biraz dizileri az olur. Neden? Kalın olduğu için.
dizileri az olur. Tut o abi oradan. Evet. Oradan buraya kadar bir dizi mi? Evet, bir dizi. Şu kadar bir dizi. Evet. Bir dizide aşağı yukarı kaç tane oluyordu? Vallahi bunda bilmem 25 tane var mı? 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30, 33 tane var. Evet. 33'lük tesbih gibi. Burun patlıcanını ayrı satarsak o biraz pahalı. Burun patlıcanı nasıl oluyor? Neresi oluyor? Burun patlıcanı burada orta patlıcan var. Biraz sonra diğer sergende. Oradan bakalım. Oradan bakarız. Tamam. Bunun da pahalı olmasının sebebi bunlar rutubetli havalarda kurt yapıyor diyorlar. Orta patlıcan mı, burun patlıcanı mı? Burun patlıcanı yapmaz. Ha. Almanyalılar, Almanya rutubetli bir yer olduğu için... Hı-hı. Ekseriyetle burun patlıcanı alırlar. Parası önemli değil derler. Şimdi bu burun patlıcanı değil ama, değil mi? Değil, orta patlıcan. Nerede bu burun patlıcanları? Burun patlıcanları diğer sergende. Burada diğer sergende. Şu yerdekiler ne? Bu yerdekiler patlıcanın içinden çıkan. Bu çöp mü? Yok. Hayır, çöp değil. Ne olacak? Bunu biz hayvanlara veriyoruz. Hayvanlar çok sever. Öyle mi? Mesela... Oh, bakalım. Bu arkadaş... Ha, abi. Hayvanları var. Nasılsın abi? Evet. Hı. Bunlar hayvanlara mı veriliyor? Evet. Kuru diyoruz da hayvanlara veriyor. Kurusu daha güzel oluyor. Öyle mi? Koyunlar mı yiyor? Koyunlar yiyor. Niye yesinler canım? Yaşını veririz ama sidik yapıyor. Alttan pislik yapıyorlar. Yaş sidik mi yapıyor? Evet. Yaşı sidik yapıyor yani. Ha. Bu çok büyük. Bu niye büyük böyle? Ekli burada mi bu? Bak. Ha, şuradan ekli. İki tanedir bu. Ha, mesela bunun bir tanesi ne kadar? Amcacığım, bunun bir tanesi. Bilirim. Hadi canım. Allah'a bilirim, billaha bilirim. Anam. Vay vay vay, malın fazlası buradaymış ya. Bütün hepsini buraya getirmişsin ya. Orta patlıcan olduğu için ortasını değerlendiriyorlar hayvanı vereceklerine. Ha, bu değersiz tarafı. Biz normal diyoruz. Biz şu anda biz değer, bizden başka değerlendirir olmaz buna. Biz bunları külte deriz. Ha, 10 tanesi bir külte. Bu şu anda bizim külte dediğimiz 10 çizden ibarettir. 10 çizi bir külteye der. Bunun fiyatı şu anda birer liradan 10 lira. Mesela ben götürdüm bunu, evimde astım. Bu nutubet görmedikten sonra bir yıl tabi öyle muhafız eder kendini. Başka yere gidelim. Tamam. Orada kestel patlıcanı. Ha, kestel patlıcanı. Köyümüzün adıyla ünlenmiş kestel patlıcanını gösterelim. Tamam. Burun patlıcanını gösterelim. Tamam. Buyurun. Bu hakiki Aydın siyahı bu. Aydın siyahı. Öyle mi? Ha, bunun adı Aydın siyahı. Eski Aydın siyahıdır yani. Sevgili seyirciler, tarlada topladığımız patlıcanları getirdik, kapının önüne serdik. Serdik, ne yapacağız Hatice'yle biz bunları? Ne yapacağız oğlum, biz bunları oyuyoruz. Oyacağız. Ha. İçini mi oyacağız? İçini oyuyoruz. Ha. Bakayım nasıl oyuyorsun onu? Bak, öyle oyacağız. Aman. Bak, Esra yapıyor mu bacım, bakayım? Yapıyorum. Zaferim, sen de her şeyi bilmediğin de yok ha. Hangi direkleri asıyorsun? Bak, aşağıda asılan patlıcanlar var bak. Ha, anam, orada pazar yeri gibi, onları evet, sen mi astın? Ben astım. Abo, ne zaman astın onları? Yarısını sabah astım, yarısını bir gün öncesini. Bugün ne kadar asacağız? Bugün Allah nasip ederse 120-130 diz asarız. Annem, patlıcan burnun oldu mu kız? Patlıcan burnunu oldu. Patlıcan burnunu böyle mi oluyordu? Oldun mu? Pek güzel oldu. Bir tane de ben yapmak istiyorum. Yapabilir miyim bir tane? Çocuğum buyur. Bismillahirrahmanirrahim. Sen ne edeceksin biliyor musun? Ne yapacaksın? Patlıcanı böyle sıkı sıkı çevireceksin. Ha şöyle. Evet. Bismillahirrahmanirrahim. Şurada önden al. Yavaş yavaş. Evet, kenarından döndür. Bak, bak, bak. Evet. Aferin. Ya ne yetenekliyim Esra ya. Allah'ım, ne kadar yetenekli bir adamım ben. Maşallah, maşallah. Maşallah. Bancancığım, bu ben senin oğlum. Ana, bunun ortası kaldı ya annem bu. Çevir çevir. Bıçağı çıkarmayacak. Ha, bıçak çıkmayacak mı? Ben bıçağı çıkarmayacağım. Göndereceksin bıçağı, gönder. Bu gönderdik çok. Ana! Oğlum resmi var. Oğlum canın sağ olsun. Ay Hatice annem ya. Bir de en güzelini ver dedin. Vallahi hakkını helal et ya. Helal olsun. Gitti. Oğlum. Astığımız zaman hava bulutlu, yağmur havası olduğu zaman. Oo, tehlike. O zaman güzel kurumuyor. Ha. Kuruyan yeri kuruyor. Ama kurumayan, yaş kalan yeri. Ha. Kahverengimsi böyle bir renk alır. Olmaz o da değil mi? Evet, çiyalı değil ama. Mesela şimdi aniden yağmur bastırsa ne yapacağız onların? Üstünü mü örteceğiz? Hiçbir şey, çık şeyimiz yok. Yapacak bir şey yok. Ben bir tane daha yapacağım. Yapacağım. Bismillahirrahmanirrahim. Bak, böyle dut. Şuradan mı? Ortasından. Ortasından, tamam şöyle. Bak şu arasını bak, sen tarımda evet, hayvanlar yiyor dedim ya. Ha? Bunun arasının patlıcanı da oluyor. Bunu gösterebiliriz. Ayşen, şuraya ayar mısın abla? Oyalım. Patlıcanın neresiydi bu? Ende. Ende. Başım bakamıyor. Ende. Ende. Başım şey, bak, bakamıyor. Ende. Ende, kuyunun içinde. Aa! Aa, aferin. Kenarda bir ufak bir şey oldu, onu göstermeyeyim. O görmüyor mesela, onu görmesin. Oldu mu? Bak bu ortası. Ha, patlıcanın. İnekler yiyoruz diyoruz ya.
Ninekler yiyor, bana niye verdin annem bunu? Hayır, oyuyoruz bak. Böyle oyuyor. Sarmak oluyor dedim ya. Burası işte. Ha, ortasını inekler yiyor. Tamam. Değerlendiriyoruz, oyuyoruz öyle. Bu ortası, bu da? Burnu. Burnu. Ha. Burun tarafı. Ana! Sadece burnun alanına 8.000 lira, 7.000 lira gidiyor dizisi. Öyle mi? Evet, eşit burun olarak olursa 3.5 gidiyor. Bir sap bir burun aldılar zaman. Dizilerimiz ayrı dizeriz. Ha, burun pahalı. Evet. Oo. O zaman buruna çalışalım annem. Burun çalışsan sap tarafını kim yiyecek? Onu da ben yiyeyim, ne yapayım? Esra, dolma yapmayı biliyor musun? Ben mi? Bilmiyor musun? Başını geçeceğiz, hepsi ederiz. Öğreneceksin, öğreneceksin kardeşim. Öğreneceksin ya. Ben bile biliyorum. Dolmayı sana tarif edeyim. Dolma. Annem nasıl oluyordu ki? Dolma. Duzlasın. Duzlasın dolmayı. Duzladıktan sonra en de... Neydi annem kız? Gülme. Tuz ekleyelim. Çayın oylanıp duzlasın. Bunu? Evet, bunun evet, içine duz ekersin. Duz ektir. Hepsini birer birer duz ekersin. Koğusun tencerenin kenarına. Koğudum tencerenin içine. Tamam. Ondan sonra pirincini yıkasın. Maydanozunu, soğanını, domates, salça. Damak lezzetini gör. Ne koyacaksan içine, karabiberinden, maydanozundan. İçine hazırladım. Zaten hazırlasın, kavurursun güzelce. Tamam. Ondan sonra onu dolduruyorsun. Bir burun, bir sap olup da bunu böyle koyuyorsun. Bunu doldurdun, yarım yarım. Tamam. İçini böyle koyuyorsun. Ha, kapatacağım. Tencereye sırlasın. Ha, bakayım hadi annem. Ha, böyle bunun kapak gibi olacak, bu böyle. Evet. Dağılmasın diye. Alttakinin üzerinden mesela şöyle, mesela tencereyi sırlasın böyle. Ha, dik dik sırlıyorsun, evet, şöyle dik dik koyuyorsun. Yoksa da doyum olmaz ondan sonra galiba. Vallahi ya, doyum olur mu ya? Şu kestel patlıcanı gördüğünüz. Bunun yemeğini yapsan da erimez. Tamam. Karnıyarını yapsan da erimez. Allah pirinci Allah. Boyumaz. En iyisi bu o zaman. Evet, lezzeti çok güzel olur yemesi. Mesela közle aynı bir tavuk eti gibi böyle. Hiç parçalanmadan içi dolu dolu. Allah Allah. Yani kestel patlıcanı o zaman hepsinden evet, iyi değil hepsinden mi? Hepsinden iyi. Peki bir şey söyleyeyim. Ama şu patlıcan vardır bak. Şu o, siyah patlıcan. O kara patlıcan. Siyah patlıcan. Siyah patlıcan. Bunun yemeği de erir. Pirinci de boyar. Ha. Ama lezzeti bundan biraz daha tatlı olur. Öyle mi? Bunun lezzeti biraz daha tatlı pirinci olabilir. Pirinci mor olur. Evet. Ha, pirinci boyuyor o. Boyar. Peki bunun ikisini sadece renginden mi ayırıyoruz annem? Bu ya mesela ben... bu mor. Evet. Bu siyah. Evet. Sadece rengi mi mesela? Bunun moru yok mu böyle? Mor olmaz değil mi? Hayır, olur, şey. Olur da tazesi. Ha. İyice tazesi doğuştan böyle olmaz. Bu doğuştan böyle olur. Bunlar böyle olur. Ha. Kestel patlıcanı nasıl ayırıyoruz? Kestel patlıcanı mor oluyor. Evet. Normal öbür, bunun adı ne? Siyah patlıcan. Siyah patlıcan da zaten siyah oluyor. Kara oluyor. Kara oluyor. Siyah patlıcan kara. Kestel siyah patlıcan kara ne kı? Siyah patlıcan kara. He. Kestel patlıcanın da mor. Evet. Moru iyi. Ama bu da lezzetli. He, bu lezzetli ama o yemeği erdiği için biraz dağılıyor. Bir de pirinci morlaştırıyor. Tamam anladım. Çok güzel anladım. Vallahi anladım. Oy ne yapıyorsun? Oğlum çiğ yeme lan. Yeme lan. Yeme. Balcan yiyor. Çiğ. Yok kız, ekmekmiş. Ne güzel olur. Ha, ödüm koptu. Çocuk şey yiyor. Ama bunu içi de yiyor. Yiyor. İçini mi yiyor? Evet. Bak. Ana. Şöyle taze. Taze'sinden bir oy ver Ayşen. O değil. Bir şey olmaz değil mi? Yok olmaz. Ben hiçbir şey olmaz. Gel bakayım. Mesela şu bak taze. Gel bakayım. Kestel balcanı gibi. Anam. Çiğ balcan. Evet. Bir şey yapmaz mı? Yok, hiçbir şey yapmaz. İyiymiş. Tamam, yiyeceğimiz taraftan sapı, birisi. Sapı. Bir göster bakayım. Tamam. Ne yaptın kız? Anam, matkap gibisin var. Nasıl onu öyle şey yap? Bir tane de sen göster bakayım şöyle. Göstereyim. Şimdi... sapı mı olması lazım? Evet. Öbür ortası yenmez. Yok, burunu yiyeyim. Fazla acı olurum. Ha, şimdi bu kısım gene biliyor. Evet. Çiğ çiğ. Yani, tabii çiğ çiğ. Şu göbek. Nasıl tadı? Güzel. Böyle. Çekirdeksiz olduktan sonra yenir. Çekirdek olursa. Çekirdeği mi acı? Acı. Evet. Ha. Bu acı patlıcan hangisi? Kırağı çalmaya bana onu gösterin. Onu yiyen kudurur. Kudurur mu? Anam! Şu. Mesela şu. Bunu, aha. Bu da acı patlıcan. Hani kırağı çalmayan var ya. Acı patlıcanı kırağı çalmaz diyorlar. Bu acı patlıcan bunu yiyen kuduruyormuş. Nasıl kuduruyor annem kız? Acı geliyor ya. Ağız köpürüyor. Köpürünce kuduruyor. Kardeşim bir şey soracağım. Şimdi bu patlıcanı 200 küsür yemeğe varmış. Evet. Sen kaç tanesini biliyorsun? Biz patlıcan gömmesini biliyoruz. Gömme. Evet. Turşusu oluyor. Patlıcan. Evet. Evet. Patlıcan kıvırması oluyor. Evet. Tamam, başka?
Bir de aşı oluyor. Aşı mı? Evet. Ben aşı oldum sağ ol. Aşı yeni oldum. Ha şuradan oldum. Geçen verem oldum. Biraz o acı patlıcan yiyip kuduz aşısı olacağım kudurmamak için. Ne aşısı ya, tövbe estağfurullah. Yeme oluyor. Ha aş. Evet aşı. Ha patlıcan aşı. Allah'ım ben de diyorum aşı oluyor diyor. Tamam aşı oluyor. Başka? Dolması oluyor. Dolması oluyor. İmam bayılık oluyor. Evet. Karnıyarık da oluyor. Karnıyarık oluyor. Musakkası da oluyor. Musakka oluyor. 8. Ali Nazik mi? O kebapta mebapta da kullanılıyor. Onu biliyorum. 9 oluyor. Evet. Hünkar beğendi miydi o? Neydi? Biri beğendiydi ama. Kim beğendiydi onu? Yani şu anda biz kafadan 10 tane saydık. Geriye kalıyor 190 tane. Neler neler değil mi? Evet. Tatlısı oluyor mu acaba bunun? Tatlısını reçeli oluyor. Ha reçeli oluyormuş. Köftesi de oluyor. Patlıcan köftesi de oluyor. Yani sofralarımızda vazgeçilmez bir nimet. Bir türkü söyleyeyim mi Hatice Hanım? Söyle çocuğum söyle. Şu dalmadan geçtin mi? Soğuk sular içtin mi? Efelerin içinde yörük deliği seçtin mi? Hey gidinin efesi. Helal olsun orada. Efesi, efelerin efesi. Hey gidinin efesi. Efesi, efelerin efesi. Efelerin efesi. Cepkenimin kolları parıldıyor pullar. Yörük talim geliyor. Açılaydın yolları. Hey gidinin efesi. Efesi, efelerin efesi. Hey gidinin efesi. Efesi, efelerin efesi. Hani alkış yok mu bana? Aferin oğlum, aferin. Helal olsun. Sağ ol annem. Allah razı olsun. Seni ben unuttum ya burada. Sen neredesin emmi? Ben unutulacak adam değilim. Sen unutulacak adam mısın ya? Evet. Nasılsın, evet. İyi misin? Kusura bakma, balcana daldım. Evet, öyle doğrudur. Daldım, çıkamadım. Şimdi... ben gidiyorum, diyeceğim bir şey var mı, anlatacağım bir şey var mı? Var var. Ne var? Şimdi görmüş olduğunuz kadınlar, bak teknoloji ha. O kadar ileri olmasına rağmen patlıcan oymak için bir alet, edevat yapamadılar. Ya. Biz otomatik makinelerle, bizim otomatik makinelerimiz işte görmüş. Otomatik gelinler. Aynen otomatik gelinler. Otomatik gelinler var. Bizde otomatik makine falan yok. Evet. Otomatik gelinler var. Onlar, otomatik analarımız onlara öğretiyor. Evet. Gelinler otomatik. Aynen. Değil mi? Aynen öyle. Hadi. Hadi Allah'a emanet olun. Hadi kolay gelsin.